Efendim iyi akşamlar. Siyaset dışı unsurların öne çıktığı ama süre olarak çok kısa bir seçimi geride bıraktık. 7 Haziran'da yapılan genel seçimde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 13 yıl süren tek başına iktidarına son veren seçmen aradan geçen 5 ay sonra Adalet ve Kalkınma Partisi'ni bu kez çok daha güçlü olarak yeniden iktidara taşıdı. Diğer muhalefetteki iki partinin milletvekilleri azaldı. Ana Muhalefet Partisi'nin milletvekili sayısı da, oy oranı da hafif şekilde arttı. Değişik bir seçim oldu. Bursa'da da bunun izdüşümü çok aynı Türkiye geneline benzer oldu. %54'e yükseldi Adalet ve Kalkınma Partisi. 2011 seçimlerinde olduğu gibi 11 milletvekiline çıktı. 7 Haziran'da bir milletvekili çıkararak Bursa'da büyük bir başarı imza atan Halkların Demokratik Partisi bu kez çıkardığı milletvekilini kaybetti. Milliyetçi Hareket Partisi de 3 milletvekilinden 2 milletvekiline indi. İlginç tarafı da şu bu seçimin, birbirleriyle bir araya gelmeyen, yan yana durmayan iki partinin seçmenleri Adalet ve Kalkınma Partisi'nde buluştular. Bu da belki farklı bir araştırmanın belki de tezi olur. Bu akşam seçimin sonuçlarını Adalet ve Kalkınma Partisi Bursa Milletvekili Sağlık Bakanı Sayın Mehmet Müezzinoğlu ile Olayın İçinden programında Olay Gazetesi'nin yazarları, meslektaşlarımla birlikte tartışacağız. Sayın Bakanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağlıklı yayınlar diliyorum. Ben bu programda sorularıyla katkı koyacak olan Olay Gazetesi'nin yazarları, meslektaşlarımı da tanıtmak istiyorum. Sağ yanımdan başlamak üzere. İhsan Aydın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selahattin Adıgüzeller. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mustafa Özdal. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Ben böyle bir açılış yaptım. İlk sözü de hemen İhsan Aydın'a bırakmak istiyorum. Evet Sayın Bakan, önce sizi ve partinizi kutluyoruz. Türkiye'de gerçekten belki de sizin de beklemediğiniz bir oy oranıyla iktidara geldiniz tek başına. 5 ay sonra halk sizi, seçmen sizi tekrar görev verdi. Açıkçası ben şunu sormak istiyorum. Türkiye'de 5 ay sonra ne değişti de Türk seçmeni sizi tek başına iktidara getirdi? Öncelikle tabii teşekkür ediyorum ve buradan ve bizi izleyen tüm Bursalı seçmenimize ve Bursalı hemşehrilerimize ve Türkiye'deki tüm vatandaşlarımıza ve seçmenlerimize teşekkür ediyorum. Gerçekten sandığa sahip çıkmaları, demokrasiye sahip çıkmaları ve demokrasinin en önemli unsuru sandığa koşarak gitmeleri, ülkenin ve milletin kaderine ben yön veririm iradesine güçlü bir şekilde sahip çıkma ki geçtiğimiz 5 ay önceki seçime göre bu seçimlerdeki katılım oranı yaklaşık 3-4 puan daha da yüksek oldu. Yanılmıyorsam %88'lere yaklaşan bir katılım var ki bu bizim için son 1,5 yılda 4. seçim. Vatandaşımız yoruldu, usandı, bir an önce sonuçlansın veya ne halleri varsa görsün demedi. Bu ülkenin kaderidir, bu milletin kaderidir, bu benim kaderimdir dedi. Sandığa koştu ve milletin kaderine, kendi kaderine sahip çıktı. Ben hangi siyasi partiye oy vermiş olursa olsun milletimize teşekkür ediyorum. Çünkü demokrasi sandıkta tecelli eder, milli irade sandıkta tecelli eder. Ve bu sonuçların demokrasimiz adına, ülkemizin geleceği adına, milletimizin geleceği adına hayırlı olmasını, sorumluluk üstlenenlerin de başarılı olmasını temenni ediyorum. Ne değişti? Bir İhsan'ın sorusuna bir cümle ne değiştiğe girmeden demokrasi için hayırlı olsun dediniz de orada bir cümlecik ekleyebilir miyim efendim? Türkiye'de demokrasi adına bir siyasi kültür oluştuğunu söyleyebilir miyiz bu sonuca bakarak? Yani seçmen 7 Haziran'da sandığa gitmediği zaman neler olabileceğini görüp de 1 Kasım'da gidiyorsa bu bir siyasi kültür gelişimi olarak görülebilir mi? Şimdi Ahmet Emin Bey oradan geleyim. Esasında bu milletin demokrasi kültürü, bu milleti yönetenler ve yönetmek isteyenlerin çok önünde. Yani 1950'li yıllardan beri çok partili döneme geçtiğimiz süreçten bu yana bu millet hep sandığa koşarak gitmiştir. Kaderimi ben belirleyeceğim. O hakkı
kendimde buluyorum ve o yetkiyi de yeterliliği de kendimde görüyorum demiştir. Ama bu milleti yönetmek isteyenler, millet anlamaz diye yorum yapanlar veya gücün kendi elinde tutulmasını, kalmasını isteyenler, milletin bu iradesine ta 60'tan bu yana darbelerle, müdahalelerle, bu millet anlamaz diyerek, partiler kapatma süreçleriyle, yani bizim baktığımızda 1950'li çok partili dönemden bugüne geldiğimizde 65 yıldır bu millet milli iradeye sahip çıkmakta, demokrasiye sahip çıkmakta, demokrasinin hukukunu korumakta, esasında milletin yönetenlerden de, yönetmek isteyenlerden de çok önde olduğunu çok rahatlıkla söyleyeyim. Önemli bir tespit yapıyorsunuz. Kesinlikle. Yani bunu biraz vicdanı olan, biraz bu millete saygı duyan, değer veren herkesin bunu söylemesi lazım, kabul etmesi lazım. 1950'den bu yana sandığa hep koşarak gitmiştir. Sağduyusu, vicdanının sesini dinleyerek tercihini yapmıştır. Ama milletin tercihine saygı duymayanlar, bu millet anlamaz diyerek, bu milletin önüne farklı farklı tuzaklarla milletin iradesini yönlendirmek isteyenler, o yetmedi mi darbe yapanlar, darbeden sonra parti işaretleyenler, işte şu parti olmalı, şunlar şunlar siyaset yapamaz diyerek yasak koyanlar, hep milletin iradesine gem vurmaya çalışanlar veya benim tabirimle milletin ümüğünü sıkarak kendi iradelerini bu ülkeye yön verme arzusunda olanlardan çok öndedir bu milletin demokrasi anlayışı, sandık anlayışı. O nedenle milletimize bu anlamda hiç kimsenin toz kondurmaya hakkı yok. Önce herkes kendine bakmalı. Bu milletin hak ve hukukuna, sandığın hak ve hukukuna ne kadar sahip çıktı bu ülkeyi yönetmek isteyenler, yönetenler ve güç odaklar. Dolayısıyla esasında tarih bu güç odaklarını, milletin iradesine müdahale edenleri, demokrasi adına kara sayfalarına kırmızı altını kırmızı çizerek yazacaktır. Dolayısıyla ben milletin bu anlamda yalnız bugüne ait değil, ta 60 yıldır bu anlamda bir sorun yok. Belki daha eski ama onu çok analiz edecek veriler elimizde yok. Yani bana göre çok daha eski. Bu milletin kendisi, vicdanı ve iradesi, akıl iradesi esasında çok önlerde yürüyen bir yapı. Ben AK Parti'de siyaset yaptığım sürece hep şunu söyledim. Milletin ortak aklının öncülüğünü yapabildiğimiz sürece baş tacıyız. Milletin ortak aklının, ortak vicdanının öncülüğünden geri düştüğümüz zaman biz kaybederiz. 7 Haziran bu, işte ne oldu? 7 Haziran'da bu oldu. AK Parti milletin ortak hayallerinin, ortak hedeflerinin ve ortak vicdanının biraz gerisine düştü. Millet dedi ki AK Parti, evet diğerleri çok geride ama sana da burada bir analiz yap, bir uyarı veriyor. Bir silkelen. Ne AK Parti 8'inden itibaren ilk bir haftada yoğun bir analiz yaptı. Ve kendini hemen check etti. Millet vicdanı ne diyor? Milletin kaderiyle ilgili ortak noktalar nerelerdi? Terörle mücadele nasıl olmalı? Bu ülkenin geleceğe ait vizyonunda AK Parti'nin duruşu milletle beraber nerede olmalı? Bu mesajı 7 Haziran akşamından itibaren AK Parti okudu. Değişen bu. AK Parti okudu, diğerleri seyretti. Tam aksine diğerleri seyrederken de şunu yaptı. AK Parti'nin üzerinde bu riskli dönemde sorumluluk kalsın. AK Parti daha da yıpransın. Ben seyrederek, seyirci kalarak kazanayım dedi. Milletin vicdanı bunu okudu. Ve onun için işte 5 ay önce kısmen ödüllendirdiği partilere hemen anında 5 ay sonra hayır kardeşim. Benim adına sana verdiğim sorumlulukların hakkını veremedin dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'ne de sen saydığın yerde saymaya devam et dedi. Bursa'da gerçi onu da demedi. Bursa'da da biraz daha yani biraz etrafına bak. Biraz şu milletin vizyonu, hele Bursa'nın vizyonuyla bir buluş dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi. Ama yani burada değişen milletin şeyi, AK Parti'ye vermek istediği mesajı AK Parti aldı. AK Parti'nin mesajı aldığını gören millet tekrar AK Parti'dir. O mesajda şey var mıydı efendim? Koalisyon hükümetine de işaret var mıydı o mesajda? 7 Haziran'daki. Hayır. Dedi ki ben sana koalisyon için etrafa bir bak dedim ama ben de gördüm, sen de gördün ki koalisyon yapacak muhatap yok senin karşısında dedi. Ben seni artık onlara muhtaç etmiyorum dedi. Tek başına. Ve bakın iki siyasi partinin toplamı, AK Parti'nin toplamı yaparken şu anda 3 siyasi partinin toplamı AK Parti'nin toplamı değil. Ne değişti diye sormuştu İstanbul'da zaten. İşte ne değişti? AK Parti'nin 7 Haziran akşamı mesajı aldı mı almadı mı? Öbürleri de birazcık şeyden sonra şımardı mı şımarmadı mı? Veya verilen sorumluluğa altına gövdesini değil parmağını veya elini koydu mu koymadı mı? Yani çocuğa hani cız sobaya dokunma derler ya, bunlar sanki millete ait bir sorumluluğu girdikleri zaman elleri yanacak. Ya milletin kaybını kendi kazanımının gibi gördüğün an seni önce senin partililerinin cezalandırır. Bakın MHP'yi kendi partilileri cezalandırmıştır. HDP'yi kendi partilileri cezalandırmış. 7 Haziran'da da sizin kendi CHP tabii 7 Haziran'da biz niye az önce söyledim. Ya burada milletin vicdanını okuyamazsan, milletin hayallerinin, hedeflerinin önünde yürüyemezsen siyaset yapamazsın. Millet seni tasfiye eder. Ha bizimkileri bir kısmı çakılı kadro gibi tasfiye olmamaya direniyorlar ama millet de say yerinde o saydığın gibi diyor. Evet. O soruya ikinci soru olarak da Selahattin'e ben sözü bırakayım. O zaman o soruya bağlı olarak bir soru sorayım. Türkiye siyasetinde belki ilktir iktidara gelen bir parti devamlı oyunu yükselterek devam ettiriyor. Muhalefettekiler aksine oy kaybediyor. Dünyada da belki örneği az bir görülür. Bir rekor durumu da söz konusu. Yani galiba. Siz daha önceki programda da dile getirmişsiniz. Türkiye'de bir muhalefet sorunu var. Muhalefetsizlik sorunu var demişsiniz. Buna mı bağlıyorsunuz bu? Şimdi Selahattin Bey tabii çok boyutlu ama ben ilk defa 2004 yılında İstanbul İl Başkanı'yken yerel seçimler yapılmıştı. Yerel genel seçimler Mart ayında ve ondan bir ay sonra ulusal bir kanalda bir canlı yayına davet edildim. Canlı yayında haber programında hiç beklemediğim bir soru geldi. Dedi ki Sayın Başkan biliyorsunuz ki iktidar yıpratır. Siz merkezi hükümette iktidar oldunuz. Yerelde de şimdi oylarınızı arttırdınız ve büyük oranda iktidar oldunuz. Ama biliyorsunuz ki iktidar yıpratır, ne dersiniz? Şimdi Türkiye'de bize bunu alıştırmışlardı. İktidar olan yıpranır. İktidar olan yıpranır. AK Parti'ye bir süre prim verenler de hep onu bekledi. Evet. Ben de dedim ki iktidarın hakkını veren asla yıpranmaz. Çünkü bu millet adına kullanılan bir iktidardır. Milletin dinamikleri asla yıpranmaz. Yeter ki sen milletin dinamiklerini millet adına kullan. Doğru kullan. Öncelikle. AK Parti bugün 13 yıldır sürdürdüğü iktidarını şimdi dün akşam itibariyle bir 4 yıllıkta süre aldı ve %50, 49,5 %50'lik bir oy oranıyla. Biz 34,5'la çıktık yola, 34,4'le. Evet. İktidar yıpratma Selahattin Bey. Hakkını verdiğin hiçbir şey yıpratmaz. Abi, bu şirketler için de böyledir. Evet. Ama hakkını vermekten uzaklaştığın an yıpranırsın. Bizim bakın muhalefetimiz yıpranıyor. İktidar yıpranmıyor. Niye? Muhalefetimiz muhalefet olmanın hakkını verme derdini taşımıyor ki. Tek yaptığı şu. AK Parti veya iktidar. Şurada 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 hata yapar. Ben de bu hataları millete şikayet ederim. O şikayeti de millet bana ne güzel şikayet etti. Ben bunu zaten göremiyordum. Helal olsun muhalefet gördü. Ben akledemiyordum. Ona koşacak. Hayır.
Muhalefetten daha önce bizim eksiğimizi, kusurumuzu, neyi çok iyi yaptığımızı, neyi eksik yaptığımızı, bu milletin 57 milyon seçmeni var. Yani bu hani 18 yaş üstü, 57 milyon. Ya 57 milyonun üzerinde bir de 10 yaşından itibaren çocuk ve genç kitleyi koyduğun zaman ya 65-70 milyon insanın vicdanı AK Parti'nin nerede doğru, nerede eksik, nerede artı, nerede beklediğinden çok daha iyi, nerede zaman zaman onu üzdüğü, sıktığı konularını oradaki oturduğu yerde muhalefet yapan genel başkanlardan çok iyi okuyor. Bir defa iletişim kanalları da var. Burada artık genel başkanlardan beklediği şu, burada eksik olduğunu milletin gördüğüne, muhalefet partisinin projesine, projeksiyonu ne, duruşu ne? Muhalefetin böyle bir şeyini 13 yıldır biz de göremedik. Vatandaşımız da göremediğini dün akşam bir daha söyledi. Ve yine söylüyorum, bunu geçtiğimiz cuma akşamı. Bu ülkenin muhalefet sorunu var. Bizim demokrasimizin muhalefet sorunu var. Ve bunu çözemediğimiz sürece iktidarları da bu anlamda biri çelme takmaya çalışıyor, biri paçadan çekmeye çalışıyor, biri iftira ve dedikodularla enerjimizi tüketiyor, kaybeden millet oluyor. Ha millet de onların o haline kızdığı için onları hep cezalandırmaya devam ediyor. Efendim belki de alternatif parti şeyden çıkıyor hep, iktidar partisinin içinden çıkıyor yani. Muhalefetten çıkmıyor bugüne kadar mesela AK Parti'de öyle doğru. Şimdi AK Parti şayet o dinamiklerini kaybederse, az önce mesela 7 Haziran'ı okuyamadı. AK Parti 7 Haziran'ı okuyamasaydı ve o okuyamadığını da devam ettirseydi, evet oradaki bir yapı derdi ki sen artık okuma iradeni kaybettin. Evet. Ben bunu daha iyi okurum ve bunu toplum görür. Ama AK Parti okuma iradesini bir hafta içinde gösterdi. Sorumluluklarının hiçbirinden, bütün zorluklarına rağmen hiçbirinden kaçmadı. Bütün o tuzaklara rağmen çok ağır ve meclisten destek alamamış. Sonra da diğer siyasi partilerin kaçmaları nedeniyle Cumhurbaşkanı'nın anayasal zorunluluk gereği kurmak zorunda kaldığımız bir hükümetle bütün ağır sorunların altına girmişiz. Buna rağmen evet sorumlulukta da varım, milletin derdini sahiplenmekte de varım ve millete geleceğe ait umut ve güven vermekte de ben iddialıyım. Millet bunu görüyor. Milletin vicdanına inanmayanlar, millete güvenmeyenler, milletin ferasetinin, aklının, izanının değerlendirmesini ve değer vererek yapmayanlar demokraside kaybetmeye mahkumlardır. Bizim ülkemizde de kaybetmeye mahkumlardır. Nitekim işte 11-0 diyorum ben. 11-0 ya. Tarihe ezi. Kaç yıl? 13 yılda 11-0. Şimdi bakınız bir şeye daha gireceğim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Ankara'daki o 10 Ekim'deki haince planlanan terör, son derece profesyonelce ve haince o terör eyleminden sonra İçişleri Bakanı ve Adalet Bakanı'nın istifalarını istedi. İçişleri Bakanı da Adalet Bakanı da hükümete, Adalet Bakanı zaten yasal olarak siyasi olamıyor. İçişleri Bakanı da yine olamadığı için son bir aydır CHP'nin hükümetten kaçması, anayasal zorunluluktan kaçması, MHP'nin anayasal zorunluluk olan hükümetten kaçması nedeniyle oraya o isimler geldi. Kaçmasalardı belki orada CHP'li bir bakan olacaktı. Belki MHP'li bir bakan olacaktı. Bir aylık görev almış bir bakanadan veya iki bakandan istifa etti ve hiç sıkılmadan bunu bir daha tekrar etti. Sayın Kılıçdaroğlu 2011'den beri Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı. Kaç seçime girdi? Kaç seçimde hep yerinde sayıyor? Millete kaç tane hedef sözü verdi? %40, %35, %30'lar kendimi başarısız sayarım. Niye demiyor arkadaş ya? Benim istifa etmem gerekir. O bakanlara istifa etmesi gerekir diyebilecek 78 milyonun hakkı var. CHP Genel Başkanı ile MHP Genel Başkanı'nın hakkı yok.
Siyasi niye? Kaçtıkları için yok. Sorumluluktan kaçarak öbürünün de sorumluluk eksiğiyle kusuruyla alıyor olmasını vatandaş eleştirebilir. Vatandaş isteyebilir. Farklı farklı gruplar isteyebilir. Ama iki yapının isteme hakkı yok. Biri MHP, diğeri de CHP. Hem oradan kaçacaksın, hem de orada istifa niye etmiyorsun diyeceksin. E gel kardeşim. Anayasal zorunluluğun bu. Hani bu şey de değil. Dolayısıyla Selahattin Bey, bu anlamda milletin iradesine değer vermeyen siyasetin bu ülkede başarılı olma şansı yok. Zaten 60'tan beri de başarılı olma şanslarının olmadığını bildikleri için darbelere seyirci kalmışlardır. Müdahalelere seyirci kalmışlardır. 2008'de iki kişiden birinin oyunu almış bir siyasi partinin iktidar partisinin kapatılma davasına seyirci kaldılar. Tam aksine elini avuçlarını avuçla ah bir kapansa dediler. Ya böyle bir milli iradenin siyasetçisi olunabilir mi? Milli irade bunları kendi sorumluluklarının vekaletini bunlara verebilir mi ya? Vermiyor. Vermeyecekler. Böyle durdukları sürece vermeyecek. CHP'li seçmen bile ikili görüştüğümüzde samimiyetle yukarıdakinin duruşuyla ilgili gönül rahatlığıyla güven duymadığını ifade ediyor. MHP'li bunu söylüyor. Niye? Ya bu milletin vicdanı hangi siyasi görüşte olursa olsun yanlış adreste durmaz. Yanlışta ısrar etmez. Yoğun bir seçim kampanyasından çıkmış gibi değil de enerji biriktirip yeni bir kampanyaya başlamış gibi coşkulu görüyorum sizi bu akşam. Seçim başarısı güzel bir şey evet de moral sandık enerji veriyor insan. Onu anladım Hayır şurada enerjiyi veren bize milletimiz. İşte sandık enerji tabii, veriyor. Tabii. Şimdi 23 milyon vatandaşımızın oyunu almışız. 23 milyon küsür. E şimdi 7 Haziran'a göre Bursa'da oyumuzu rekor düzeyde Türkiye ortalamasının da üzerinde arttırdıysak tabii ki Bursa'da ilave enerjimiz var. Bunu tanımadığımız bakın 1 milyon oy aldık biz Bursa. 1 milyon oy. 2 milyon oyun ki 1 milyon 900 bin civarında oy kullanıldı tam rakam bilmiyorum. Şu anda biz Bursa'da seçmenin kullandığı oyun %55'ini almışız. 54 küsürünü almışız. Bu insana enerji vermez mi Ahmet? Hele hele siyasetçi. O da yansıyor ekrana. Yani. Ben Mustafa Özdal'a dönüyorum. Teşekkür ederim. İlk turun son sorusu için sözü Mustafa Özdal'a bırakıyorum. Sayın Bakan, 7 Haziran sonrası oluşan siyasi tabloya baktığımız zaman Doğu ve Güneydoğu'daki siyasi tablo özellikle Kürt seçmenlerin yoğun olarak yaşadığı yerlerde bir değişiklik gördük. AK Parti bugüne kadar o illerde HDP ile birlikte varlık gösteren bir partiydi ama 7 Haziran seçiminde çok ciddi bir oy düşüşüne yol açmıştı bu seçim. 1 Kasım'da ise dün seçimler, sandıklar açıldığında tekrar eskiye dönüş görüldü. Yani Bitlis'te, Diyarbakır'da, Mardin'de, özellikle Şanlıurfa'da çok ciddi bir oy yükselişine geçtiniz. Ve HDP de oylarını azaltmış bir miktar bu illerde. Bunu nasıl okumalıyız? Yani buzdolabına saklanan çözüm süreci bu yeni gelişmeyle de birlikte artık AK Parti'nin Güneydoğu'da yeni bir role bürünmesiyle birlikte o buzdolabında saklanan çözüm süreci artık buzdolabından çıkacak mı? Şimdi Mustafa Bey önce biraz daha geçtiğimiz Cuma günü yine Cuma akşamıydı yani burada bir şey söylemiştim. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi Güneydoğu bölgesindeki 21 ilde siyaset yapmıyor demiştim. Evet. Milliyetçi Hareket Partisi o bölgede siyaset yapmıyor ve bu ülkeye ve bu milletin geleceğine en büyük haksızlığı bu iki siyasi partimiz yapıyor demiştim. Ve oralarda bakınız biz orada hep far olduk. Bugün için yine o bölgede Türkiye'nin bütün bölgelerinde 7 bölgesinde de AK Parti birinci parti. Evet. Niye? Ya sen vatandaşına gittiğin zaman bir adım gidiyorsan o vatandaş sana iki adım geliyor. Şimdi bazen o gidişler zor oluyor. Dağa tırmanır gibi oluyor. Ama siyasetçinin görevi zoru millet adına zoru başarmaktan kaçıyorsan işte 7 Haziran
Kasım'ını yaşarsın veya 1 Kasım'ı yaşarsın. Şimdi 5 ayda kaçanları gördü, sorumluluğa talip olanları gördü. Şimdi bizim 7 Haziran'da vatandaşımız, özellikle Kürt kökenli vatandaşlarımız niye HDP'ye destek verdi? Şimdi tekrar niye geri döndü? Şimdi burada bir Güneydoğu bölgesinde Türkiye genelindeki 78 milyon ülke insanımızda, bu yalnız AK Parti değil, CHP'li ve MHP seçmeninde de terörle mücadelede kararlılığı milletimiz çok net istiyor. Bunu Kürt kökenli vatandaşlarımız da istiyor. Terörle mücadelede bu özellikle Temmuz ayından bu yana ve hele hele HDP meclise güçlü girdikten sonra tekrar teröre eylemler yapınca o sefer hükümette kararlılığını çok net koydu. Şimdi bir, daha önceki süreçlerde hükümet toleranslı davranıyor diyerek biz hem işte Güneydoğu'da hem Türkiye genelinde seçmen ne oluyor dedi ya. AK Parti bir taraftan evet çözüm süreci diyor ama yani teröre karşı mücadelede de soru işaretli bir dönemi gördü. Ne zaman kararlılığı gördü? Vatandaş şeffaf, dürüst ve net olmayı istiyor. Ve biz de hadi çözüm sürecidir, şefkat ve merhamet elimizi olabildiğince güçlü ve açık tutalım. Devletin kudret elini de bir sabit tutalım. Hayır, onu demiyor. Şefkat ve merhamet elini güçlü tut. Kudret elini de asla ama asla sabit tutma. Hak edene devlet olarak, çünkü oradaki meşru zemindeki vatandaşlarımız devletimiz nerede dedi. Devletimiz bize sahip çıkmayacaksa o zaman biz güç buradaysa o güce teslim olmak zorundayız gibi bir ikilemi yaşadı. Ne zaman devletinin orada olduğunu gördü ve hemen yine doğru adrese. Burada CHP'ye ve MHP'ye çok mesajlar var esasında. AK Parti mesajı anında okuyor ama 15 yıldır ne yazık ki. Mustafa'nın sorusuna bir somut ekleme yapmak da isterim. Şimdi 7 Haziran'da patlayan bombanın halkların Demokratik Partisi'ne yaradığı görüldü, öyle varsayıldı. 7 Haziran'da yani 7 sandık... Haziran seçiminde sandıkta 7 Haziran öncesinde patlayan bomba halkların Meeting. Demokratik evet. Partisi'ne yaramış gözüktü. Sonucu öyle yansıdı, kabul edildi. Yani sonuçtan çıkarılan yorumlardan biri bu oldu. Şimdi 7 Haziran'dan sonra patlayan bombaların Adalet ve Kalkınma Partisi'ni güçlendirdiğini mi anlamalıyız bu durumda? Hayır. Vatandaş o 7 Haziran öncesindeki mitingde, yanılmıyorsam 5 Haziran'dı veya 6 Haziran, Cuma mıydı, Cumartesi miydi, seçimden 1-2 gün önce. O bombanın vatandaşı kandırmak için yapıldığını vatandaş sonra okudu. Yani seçmen, ister HDP'li olsun, ister Türkiye'nin bütün insan. Şimdi bu oyunu tekrar oynuyorlar. Hakikaten tekrar oynamaya devam onu fark etti seçmen. Onu fark etti, dedi ki beni bir defa kandırırsın. Gerçeklere bak. Beni bir defa kandırırsın. Beni ikinci, üçüncü defa kandırıyorsan sen kendi aklını da, kendi vicdanını da bir daha kale al, değerlendir. Alıyorsan alırsın, almazsan ben gereğini yaparım dedi. Bu milletle kimse, hele hele milletin aklıyla, vicdanıyla kimse, kimsenin küçük görmeye hakkı yok. Küçük görenler, ben hep bunu söylüyorum, kendi küçüklüğünü gösterir. İkinci tura geçmeden önce kısa bir reklam arası verelim. Sizi de soluklandıralım. Değerli izleyiciler, çok kısa bir reklam arasının ardından ikinci turla birlikte olacağız. Değerli izleyiciler, olayın içinden devam ediyor. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu bu akşam konuğumuz. Seçim sonuçlarını değerlendiriyoruz. Soruları da Olay Gazetesi'nin köşe yazarları, meslektaşlarım soruyorlar. İlk turda seçimin
sıcak değerlendirmesini yapmıştık. İkinci tur için yine ilk sözü Olay Gazetesi yazarı İhsan Aydın'a bırakıyorum. Evet Sayın Bakanım, Türkiye genelinde seçmen size artı 4,5 milyon oy verdi. Bursa geneline baktığımızda da Türkiye ortalamasının üstünde bir rakama ulaştınız. %54 gibi. Gerçekten büyük bir rakam. Yani her iki seçmenden birisi hem Türkiye'de hem Bursa'da sizin partinize oy verdi. 4 yıl sonra efendim ne olacak, ne değişecek? Bu hem Bursa'da hem Türkiye'de, özellikle sağlık alanında bugün için konuşulan kimi sorunlar ortadan kalkacak mı? Vatandaş size istediğiniz desteği verdi. Artık bundan sonra hangi hizmetlerle onlara döneceksiniz? Evet, ben tekrar Bursalı seçmenlerimize teşekkür edeyim. 61 yıl sonra AK Parti'yi en yüksek oy oranıyla Bursa'dan birinci gönderen tüm Bursalı seçmenlerimize teşekkür ediyorum. Ama diğer ister CHP, ister MHP, isterse barış ve huzur adına HDP'ye oy vermiş tüm Bursalı seçmenlerimize ve vatandaşlarımıza samimiyetle şunu söylüyorum ki Bursa'nın ve tüm Bursalıların yarınlarını bugünden daha güzel ve daha huzurlu ve daha gelişmiş, daha medeni yapabilmek için şahsım, tüm arkadaşlarımız, yani 11 milletvekili arkadaşımıza ve AK Parti güçlü bir camia, tüm dinamiklerimize Bursa adına aklımızı, gönlümüzün ve alnımızın bütün terini akıtmak bizim boynumuzun borcu. Ve inşallah bu anlamda hem Türkiye'nin yarınları hem de Bursa'nın yarınları bugünden çok daha güzel ve çok daha arzu edilenin, hesap edilenin ve hayal edilebilenin ötesinde yapma gayreti içinde olacağız. Tabii 4 yıl sonra ne olur onu hep beraber değerlendiririz. Biz gider olursak arkamızdan kalanlar bu kubbede nasıl bir seda bıraktığımızı değerlendirir. Ama tabii ben her zaman söylüyorum, her alanda da söylüyorum. Bugün yine teşkilattaki arkadaşlarıma söyledim. Bursa Türkiye ortalaması olamaz. Bursa kendisini işte bir Balıkesir, bir Eskişehir, bir Kayseri, bir Yozgat gibi göremez. Bursa Türkiye'nin önünde koşan, milletin önünde koşan, öncülük yapan, lokomotif sorumluluğu olan bir il. Siyaseten de bunu AK Parti kurulduğu günden bugüne kadar yapmış. Bugün de yine yaptı. Yani %49,5, %54 küsür ve Bursa yine bu anlamda 61 yıl sonra %54 üzerindeki ve en çok oy verdiği siyasi partisi. Şimdi elindeki altyapısı, elindeki dediğim altyapısındaki dinamikleri var. Tarih kenti, kültür kenti, sanayi kenti, yeşiliyle, tarım kenti. Bütün bunlarda bir de dünya ile yarışacak vizyonu ve birikimi var. Bütün bunların her alanında çok farklı adımları, basamakları neredeyiz? 7. basamakta. Ya bunu 12-13'e hep beraber çıkaracağız. Burada tabii Sağlık Bakanı olarak, çünkü her kalemi saatlerce konuşacak vaktimiz yok. Ama sağlık alanında bir defa sağlık hizmetlerini Bursa'da şöyle yapacağız diye bir cümleyi artık gereksiz buluyorum. Çünkü Türkiye artık o standardı yakaladı. Yani şu anda Bursa'da da o anlamda fiziki mekanları da önümüzdeki 2 yılda çözdüğümüzde standart anlamında geliştirmeye gayret edeceğiz. Orada çok iddialı söyleyeceğimiz cümle yok. Ama sağlık turizminde ve sağlık endüstrisinde Bursa'nın şu anda neredeyse hiç konuşulmayan veya çok altlarda olan durumunu 2 yıl sonra dünyanın Avrupa'ya da, Orta Doğu'ya da, Körfez ülkelerine de, işte Rusya ve Kuzey'e de, ümit ederim kısa sürede Suriye, Irak, oradaki pazarlara da sağlık turizminde ve termal sağlık turizminde Bursa'yı farklı bir noktaya taşımak artık çok sorun değil. Fiziki mekan anlamında önümüzde 1-2 yıla ihtiyacımız var. Şehir hastanesi, çekirge, bu ikisini zaten çözdüğümüzde 2000 küsür yatağı otomatikman ilçelerin hiçbirinde hemen hemen sorunumuz kalmadı. Kesteli Gürsu'yu zaten bu arada hemen aradan çıkaracağız.
Bir iki ilave düşünüyoruz tırnak içi, onlar önümüzdeki birkaç yıl içinde yeni hükümet başladığı zaman gündeme gelir, şekillenir ve kamuoyuyla paylaşılır. Ama hadise bu anlamda sağlıkta, termal sağlık turizminde, sağlık turizminde ve Bursa'nın dünyayla sağlıkta yarışabileceği alanları önümüzdeki 1-2 yılın içinde güçlü altyapısını bitirmiş olacağız. Sonra artık bunun dünyaya sunumuna geleceksin. Bir özel bölge halinde mi düşünüyorsun? Yani zaten sağlık serbest bölgesi konuşuluyordu bir ara. Bu şimdi, daha farklı bir model gibi sanki algıladım. Yani şimdi bu sağlık turizminin zaten şu anda Sağlık Bakanlığı'nda sağlık turizmi koordinasyon sorumluluğu Sağlık Bakanlığı'nda. Dolayısıyla burada hangi alanlarda Bursa'ya özel rol vereceğiz ve buralardan teşvikler alacak. Mesela Afyon'a farklı rol, İzmir'e farklı rol, Samsun'a bir farklı rol, Gaziantep'e bir farklı rol, Edirne'ye Balkanlara hitap etmesi adına ve insan birikimi ve tıbbi altyapı anlamında farklı rollerle Türkiye sağlık turizminde stratejik olarak illerin altyapılarına göre farklı roller ve farklı teşvikleri alacak. Bu anlamda Bursa 5 ay kaybettik. Onu kaybetmeseydik şimdi belki bu şeyleri konuşmuş olacaktık. Bunda da hayır vardır. Dolayısıyla bu bize. Şimdi tabii İstanbul, Körfez, İzmir, otobanı bir defa Gemlik'e kadar olan İstanbul, Gemlik köprü de dahil, Körfez köprüsü de dahil Nisan ayında hizmete girecek. Yani biz Nisan'dan itibaren İstanbul'dan geliş gidin işler ortalama 1-1,5 saat. Bu bir defa Bursa'ya müthiş bir farklı dinamizm. Kültür turizminde, doğa turizminde, işte Uludağ'ını çok farklı noktaya inşallah Büyükşehir Belediye'mizin de iddialı projeleri var. Orada ormanla olan sorunlar çok. Sahil turizmi Bursa'nın neredeyse hiç konuşulmuyor ama muhtemelen 1-2-3 yıl sonra bunlar çok farklı boyutuyla. Hızlı tren aksamasına rağmen 3 yıl kaybı var Bursa'da. Kaybı var. İşte şehir hastanesinde de o. 4 yıl sonra bunlar herhalde konuşmayacağız tren, değil mi? Hızlı trenle şehir hastanesi pek aynı değil. Biraz şefkat göremedi galiba hızlı tren. Ya şimdi, siyasi şefkat göremedi daha açık söyleyeyim. Yani burada tabii dünya bir sürü iş yaparken bazıları sendeleyebiliyor. Bazıları şey oluyor. Bazen bürokrasiye bazen de bütçeye takılıyor. Şimdi orada. Ama önemli bazen olan bazen de yargıya takılıyor efendim. İşte ya, çok iş yaparken bunların hiçbiri ya hiç aksama olmayacak Ahmet Emin Bey. Hayatımızda hiç aksama olmadan, aksilik çıkmadan yok böyle bir süreç. Bakın biz 2 yıldır yaşadıklarımızı bu ülkenin demokrasi adına öngörebiliyor muyduk ya? Gezi olayları bu ülkeye bedel ödetti mi? Ödetti. Ödetti. Hmm. 17 Aralık, 25 Aralık olayları bu ülkeye bedel ödetti mi? Ödetti. 5 aydır hep beraber kaybettik mi? Benim 8 Haziran sabahı askıdan indireceğim birçok proje duruyor. Duruyor. Şimdi bunun ya işte yani şefkat veya sahiplenmeden bunların hepsi olabilir. Hayat bu, dinamik bir şey. Bazen aksayan, bazen beklediğimizden hızlı giden, bazen hesaplamamıza rağmen geciktiğimiz alanlar olacak. Burada önemli olan samimiyet ve bu anlamda gayreti gösterdik mi gösterdik. Bunu kamuoyunun vicdanı görüyor ve okuyor. Tabii geç de olsa hızlı tren yine Bursa'nın çok farklı bir kazanımı olacak. Yenişehir Havaalanı şimdi farklı bir noktaya gidiyor. 6 ile direkt uçuşlar başladı. Şimdi orada otomotiv test merkezi kurulduğu an Sabiha Gökçen kapasiteyi neredeyse tamamladı. Şimdi burasını bir farklı ayak olarak yavaş yavaş Türk Hava Yolları masasını almaya başladı. Bir gelişme daha var galiba. Eskiden Yunus Emre'nin havaalanı 20'nin üzerinde özel uçak vardı iş adamlarının. Şimdi Yenişehir'de de yeniden özel uçaklar başlamış. Tabii, tabii. Sıfır iş adamı uçağı vardı. Şimdi burada başlamış. Ne ihtiyacımız var mı Ahmet Emre? Bunu milletimiz iyi okudu. İstikrarlı yönetime ihtiyacımız var. İstikrarlı yönetim
hangi aksama olursa olsun hedeflediğinden daha büyük başarıları yakalıyorsun. İstikrar yoksa hangi bütün engelleri temizle işte 5 aydır. Bütün projelerimiz diyoruz ki askıda. Bunu gizli söylemiyoruz. Yani ben önümüzdeki 3 yıla, 4 yıla bari hangi projemi bu hükümet koşullarında hadi bakalım diyebilirim? Hangi yatırımcıyla bunu konuşabilirsin? Şimdi Bursa ile ilgili sağlık termal turizmini konuşacağız. Dün cuma günü konuşalım desen hiç kimse yoktu. Olsa bile ya Sayın Bakan biz pazartesi günü kiminle görüşeceğiz diye sorsa. Ama bugün çok şey değişti. Bakın bugün diyorlar ki bankalarda TL kalmadı. Millet döviz bozduruyor ve hızla dolar düşüyor. Faizler düşüyor. Bundan kim kazanıyor? Türk milleti, milletimiz kazanıyor. O nedenle en büyük kazanım ister ailenizde, ister iş yerinizde. İstikrarlı, güçlü, iyi yönetimdir. Şayet istikrarlı, güçlü, iyi yönetim. Yani dünyaya okuyan bir yönetim varsa hangi engel çıkarsa çıksın. Bazen iki gün soru olur. Onda da hayır vardır. Çünkü o iki günde yeni bir farklılık yakalarsın. O projeye onu koyarsın. Bir bakarsın. Bir 5 yıl daha ileriye bir vizyon yakalamış olursun. O nedenle Türkiye'nin en büyük kazanımı 13 yılın 10 yılında istikrarlı, güçlü, vizyoner yönetimdir. Dünya bunu gördü. Türkiye'nin büyümesinden, gelişmesinden rahatsız olanlar bunu gördü. Ve önümüze peş peşe sorunlar çıkartmaya çalışıyorlar. Ama milletimiz arkamızda böyle durduğu sürece hiç tereddütünüz olmasın ki bu projelerin hepsi bir kısmı da beklediğinizden daha hızlı bu ülkenin ve Bursa'nın hizmetine girecek. Bugün konuşmadıklarımıza, bak az önce söylüyorum, tırnak içi birkaç konu daha var. Hiç konuşmuyoruz, hiç daha ödümüz değil. Ama öyle veya böyle yapılması gerekiyorsa yapacağız. Buradan açıklayalım efendim. O zaman Bursalılara bilsinler o tırnak içindeki. Hele bir müşteri işte, olarak. Hele bir hükümeti görün. Mesela Demirtaş'ta bir hastane projesi var. Hele bir hükümeti görün. Görün Mevlam neyler. O zaman ben de sözü Selahattin Hoca güzellere bırakıyorum. Efendim, o hükümeti görmeden neyi merak ediyor? Ben merak ettiğim 7 Haziran seçimlerinde başkanlık sistemi ve yeni anayasa çok gündeme getirmişti AK Parti. Ama 1 Kasım seçim sürecinde hiç gündeme getirmediniz. Şimdi yeni bir hükümet kurulacak, tek başına kuracaksınız. Bu konular tekrar gündeme gelir mi? Twitter'da bazı paylaşımlar başladı gençlik konularının herhalde. Seni başkan yapacağız posterleri. Şimdi ben Türkiye'nin hiçbir sistemini, hiçbir milletin kaderini ilgilendiren konu başlığını kişiye endeksi konuşuluyor olması o sistemin kurulmaması demektir. Veya kişiye endeksli bir sistem konuşmak bu millete haksızlıktır. Ama kişileri bir kıyıya koyalım. Bugün Türkiye'de demokratik sistemi birilerinin istediği gibi tıkayabildiği bir sistem millete bedel ödetiyor. Şimdi bu sistemde bir sorun var. Bakın 5 aydır Sayın Bahçeli tıkıyorum dedi, tıkadı. Bitti. Veya bir başkası. Yok kardeşim, anayasal hükümete girmiyorum dedi. Ya şimdi bu milletin kaderi bu kadar kolay tıkanılabilen bir sistem millet adına, milletin lehine bir sistem olamaz. 2. Sistemi tıkadıkları için 367 olmadan meclis toplanamaz dedi. Kim? CHP. Aldı bunu Anayasa Mahkemesi'ne götürdü. Anayasa Mahkemesi de bu kararı dedi ki evet ya nasıl bir hukuk kararıysa 184'le toplanır, yeterli çoğunluk varsa savaş kararı alır, hiçbir sorun yok. Cumhurbaşkanı bir seçim maddesine girecek, 367 olmadı. 276 ile seçebiliyor. 376 olmadan ve 67 olmadan açamıyor. Ya böyle bir hukuk, milletin ümünü sıkan böyle bir şey olabilir mi ya? Buna sistem denilebilir mi? Milletin lehine bir sistem denilebilir mi? Ne oldu? Millete bedel ödetiliyor.
AK Parti dedi ki millet bedel ödememeli. Millet Cumhurbaşkanı'nı seçsin. Cumhur seçsin. Ve 10 Ağustos 2014'te seçti. Şimdi bir taraftan %52 ile seçilmiş bir cumhurbaşkanı, toplumun %52'sinin oyunu almış bir cumhurbaşkanı, diğer taraftan farz edelim 7 Haziran'da %41 ile koalisyon kurmuş veya yeterli çoğunluğu almış bir hükümet. Yetki kimde arkadaşlar? Bu sistem millet adına hizmet eden birisi, isteyenin istediği gibi tıkayabildiği bir sistem, milletin hak ve hukukunu korumayan bir sistem olur mu? Türkiye'nin bir sistem problemi var. Bunu ne yazık ki darbe anayasası millete yetkiyi vermemek için, emniyet siboplarını elinde tutmak için kurmuş. Onu aşmak için AK Parti Cumhurbaşkanı'nı cumhur seçsin demiş. Niye tıkıyorlar? Kapalı kapılar ardında kim cumhurbaşkanı olacak? Onlar karar veriyor. Eşi başörtülü olan biri cumhurbaşkanı olamaz diyor. Genelkurmay Başkanı istifa ediyor. Senatoya geliyor. Kontenjandan geliyor. Ve ertesi günde... Veya gece yarısı muhtıra bildiri yayınlıyor. Bu sistem milli irade demokrasi sistemi olabilir mi? Şimdi bu ülke, yani kısa dönem için söyleyeyim, başkanlık sistemini ne zaman tartıştı? Rahmetli Özal dönemini ben çok iyi biliyorum. Evet, o dönem. O gün köşe yazarları, belirli güç odakları kendisi için istiyor dediler. Diktatör olmak istiyor dediler. Ya kardeşim, rahmetli Özal fani. Millet seçiyorsa olacak. Bak Özal gitti. Millet burada. Hayatta. Millet 90 ekonomik krizini yaşadı. Millet 2000 ekonomik krizini yaşadı. Kim yaşattı? Bu sistemin aktörleri. Peki şimdi yine o noktaya 7 Haziran'da pat diye geliyor gibi olduk. Allah'a şükür ki yine bir 5 aydır bir sıkıntı dönemden sonra çıkabildik. Şimdi böyle bir şey olsa bu sistemin milletin lehine olduğunu düşünebilir miyiz, kabul edebilir miyiz? Şimdi şu sandık kaderini birilerinin oynayamayacağı şekilde çözebilmeli. Tercihlerini yaptı, irade olmadı. Ya bir ay sonra bir daha yap. Ama tartışılmasın. Birileri tıkayamasın. Birileri, hani ben 70'li yıllardan hatırlıyorum, anahtar benim elimdedir. Bana gelmeden çözün bakalım. İşte bu dönemde Sayın Bahçeli onu yaptı. Böyle bir demokrasi olmaz. Bu sistem millete hizmet etmiyor. O nedenle bizim şayet Cumhurbaşkanı halk seçecekse, o zaman yeniden sistemimizi millete haksızlık etmeyen, milletin hak ve hukukunu koruyan demokratik hukuk devletinin gereğini yapmamız. Şu anda sistem millet iradesini güçlü koyduğu için rahat yürüyor. Niye rahatladı? Dedi ki AK Parti, tamam kardeşim, ben sana her türlü yetkiyi veriyorum. Ama hep böyle gider mi? Dolayısıyla Türkiye'nin başkanlık sistemi olur, şu olur. Bu sistem isteyenin istediği zaman milletin ümüğünü sıkabildi. Bu doğru bir şey değil. Millet sandığa gidecek, sandıkta tercihini yapacak. Ondan sonra da o istikamet milletin verdiği vekalet oranında millete bedel ödetmeye. Siyasiler bedel öder, çekilir gider. Ama şimdi Bahçeli ben burada kral gibi otururum, Kılıçdaroğlu ben burada otururum, anayasal sorumluluktan da kaçarım, hükümetin önünü de keserim, şartlarımı da 14 tane şart koşarım, öbürü de benim 4 şartım, bunları zaten siz kabul edemezsiniz, edemeyeceğinize göre görüşmeye de gerek yok. Hayrola ya, 78 milyon bir şey istiyor. Benim yarınım bugünden daha iyi olsun diyor. Herkesin de şu sorumluluğu var. 78 milyonun yarınını bugünden daha iyi yapmak. O nedenle Türkiye'nin sayesinde bir sistem sorunu var. Bu sistemi kişilere endeksli değil. O gün rahmetli Özal'a söylenen bugün Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı söylüyor. Halbuki Recep Tayyip Erdoğan fani ya. O da millet seçerse gelecek ya. Ama
milletin vicdanına inanmayanlar, iradesine, ferasetine inanmayanlar milleti korkutarak çıkış yolu kendi sefalarını sürmeye çalışıyorlar. Ve işte ben hep söylüyorum. Bu Cumhuriyet'in kuruluş felsefesi ta Cumhuriyet'i kurmazdan önce 23 Nisan 1920 Türkiye Büyük Millet Meclisi kuruluyor ve Büyük Önder diyor ki egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir. Biz de egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir ve milletin olacaktır. Milletin iradesiyle bir savcı istediği gibi oynayamaz. Hem oynayıp da hem Almanya'ya hem yurt dışına kaçıyorsa burada millet lehine bir sistem yoktur. Nerede o 17 Aralık, 25 Aralık savcılar? Nerede onlara alkış tutanlar? Niye hesap sormuyor? O gün bu savcı çok büyük savcı. Ama o sizin içinizdeki unsurlar için de geçerli. Yani hayır. Burada ister biz. Bakın biz de gelip geçeceğiz. Ahmet emin mi? Milletin hak ve hukukunu koruyan sistem diyor. Birinin istediği zaman milletin iradesiyle çelik çomak oynar gibi oynayamam. Gelişmiş demokrasi budur. Bizim gelişmiş demokrasi yolculuğumuzu 60'tan bu yana birileri işine gelmediği için önünü kesiyor. Kimsenin önünü kesemeyeceği bir sistemi yetkisini millete vereceksin. Ve AK Parti niye şimdi bugün yeni yol haritası dik duruyor? Bu yeni yol haritası mı olarak kabul edelim bu sözü? Evet. Niye dik duruyor? Ya kardeşim ben 13 yılda bu milletin karşısına 11 defa gittim. Millet arkamdaysa ben bu milletle oyun oynayan herkesin karşısında dik dururum. Milletin kaderiyle oynamak isteyenlere de onlar bana diktatör diyecekmiş. Kardeşim ben sandığa giderim. Sandığın verdiği yetkiyi de millet adına, milletin hak ve hukukunu korumak adına kullanırım. Sen diktatörlere alkış tutanlara diktatör diyemeyenlerdensin. Komutanlara ayağa kalkıp ne güzel yaptınız veya hadi bakalım ordu millet el ele yürüyüşlerine, cumhuriyet yürüyüşlerine alkış tutanlardır. Türkiye bu dönemleri kapatmalı. Millet. Demokrasi ise millet. Ve sandık. Ölçü bu. Evet. Son soru için sözü Mustafa Özdal'a bırakıyorum. Evet. Sayın Bakan, kanımca bu kadar yüksek oy almanızda revize ettiğiniz seçim beyannamesinin rolü çok büyük. Ve şimdi artık gözler yeni hükümette işçisinden taşeronuna, asgari ücretlisinden gençlere kadar vaat ettiklerinizin hayata geçirilmesini bekliyor. Bazı vaatlerin tarihi belli oldu. Yani geçmiş açıklamalarından, AK Parti yetkililerin açıklamalarından bunu anlıyoruz ama genel olarak vaatlerin hayata geçirilmesi için bir süre verebilir misiniz? Ya şimdi şu anda onlar bu hükümet programı için olacak çalışmalarda belli olur. Onu hükümet programı meclise sunulduğunda hep beraber göreceğiz. Şu anda bugün ilk MYK'mız oldu. Hı hı. Dün akşam sonuçları bu saatte de yeni yeni okumuştum. Bugün MYK toplantısı, ben buraya gelirken devam ediyordum. MYK toplantısı, önümüzdeki 1-2 gün içinde MKYK ve Bakanlar Kurulu olur. Ve ondan sonra hükümet programını hazırlayacak ekibe yol haritasını belirlemekle ilgili yetki verilir. O önümüzdeki bir hafta 10 gün içinde verir. Ama ben şunu söyleyeyim. Millet bizim seçim beyannamemizdeki vaatlerimize oy verdiği kanaatinde değil. Güvene ve istikrara oy verdi. Seçim vaatlerine oy verseydi bizden çok daha büyük vaatlerde bulunanlar o her seçimde oluyor. Yani CHP'nin vaatleri bizim çok önümüzde. İnandırıcı bulmamış olabilirler mi onları? Tabii güven. Esas sermaye güvendir. Yapabilirliktir. Şimdi yapabilirlik iradesini AK Parti'de gördüğü ve bulduğu için yani biz 1300 lira dedik asgari ücret. Ama en düşük bizimki. Vaatler prim yapsaydı 5000 diyen de vardı. O da 2016'da galiba başlayacak. Yani şimdi hani geçen yıl konuşmada da söyledim. Yani bizim çocukluğumuzda
İşte büyükler onu da alacağım sana, bunu da alacağım sana, onu da vereceğim hadi falan. Ya adam akla mal tükenmez denirdi. Şimdi niye? Adıyor ama hak getiren. AK Parti benim yarınımı bugünden daha iyi yapar. O güveni, evet inandım, hadi yap bakalım dedi. Şimdi biz önümüzde işte Yüksek Seçim Kurulu'ndan mazbatalar, mecliste yemin, ondan sonra hükümet kurma çalışmaları. Herhalde bir 20-25 gün sonra. Bu arada bizim hükümet programında bütün bu takvim. Biz planlı, programlı çalışmayı bilen, hedeflerini koyan, hedeflere varamadıysa nerede aksilik var, yeni yeni hedefler koyacaksa dünyanın gidişatına onları da planlayan ve dinamik çalışan bir siyasi partiyiz. Dolayısıyla onun takvimini bir 10-15 gün sonra Sayın Bakanım, açıkladım. Mustafa şeyi merak ediyor. Gençlere internet ücretsiz olacakmış. Ben o kapsama giriyor mu diye bana sordu bugün. Ben soramam, siz sorar mısınız dedi. İkimiz giremiyoruz herhalde. Hükümet programı yazılınca orada belli olacak. Onu evet. Sordu. Efendim şimdi, çok teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. Ben dün de akşam çok teşekkür ederim. Çok farklı bir seçim sonucu ortaya çıktı. Siz de Olay Televizyonu stüdyolarında bizlerle birlikte bu seçim sonuçlarını değerlendirmiş oldunuz. Çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum tüm Bursalı seçmenlerimize, izleyicilerimize. Bursa dışından da izleyenler var. Ben biliyorum İstanbul ve farklı bölgelerden izleme çok yaygın. Ben tabii birkaç gün önce 29. yaşa girdiniz. Ben de bu vesileyle sizi kutlayayım. Gerçekten Olay Medya hem Bursa'da hem de Türkiye kamuoyunda güçlü, saygın bir yapısı var. Başarılar diliyorum. Seçmenimize tekrar teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik içinde muasır medeniyet seviyesinin üzerinde bir hedefi var bu ülkenin, bu milletin. Bize de o hedefe yürüyüşte bu milleti hayal kırıklığına uğratmamayı Rabbim bizlere nasip etsin diyorum. İnşallah belirli aralıklarla bir arada olduğumuzda Bursa'yı, ülkemizi, yarınlarını yine konuşuruz. Arzumuz şu, yarınımız bugünden daha iyi olsun. İnanıyorum ki bu ülkenin de Bursa'nın da yarınları bugünden daha güzel olacaktır. Değerli izleyiciler, Olayın İçinden programında Olay Gazetesi'nin köşe yazarları, meslektaşlarım İhsan Aydın, Selahattin Adıgüzeller ve Mustafa Özal ile birlikte Sağlık Bakanı, Adalet ve Kalkınma Partisi Bursa Milletvekili Sayın Mehmet Müezzinoğlu'nu ağırladık. Efendim başka programlarda tekrar birlikte olunca dek iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.